الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا معين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. استعوذ بالله بسم الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. صدق رسول الله فيما قال وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث آخر لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Cemaat-i Müslümin, Allah uzaktan yakından gelen sizlerin atmış oldukları her adımlarına makbul hac, umre sevapları ihsan eylesin. Zira var ya, böyle bir zamanda, hele ki böyle bir yaz gününde camiye gelmek, sohbet dinlemek vallahi büyük bir iş. Bak, o kadar esnaflık da yaptım dışarıda. Kendimden de biliyorum. Bu tamamen Mevla Teala Hazretleri'nin muvaffak kılmasıyla. Ve okumuş olduğumuz ayeti kerimede de bakın Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenur. Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühennas da var. Öyle buyurmadı. Hitap iman edenlere. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Buyur ya Rabbi. Biz onu o kullarındanız. Gu enfüseküm. Hele siz bir kendi nefsinizi bir kurtarın bakayım. İlk önce kendi nefsini kurtaracaksın ki sonra ve ehlikum. Ehlini kurtaracaksın. Ha bu çoluk çocuk var ya bize. Bunların hepsi Allah'ın bir emaneti. Kendini kurtaramayan çoluğunu çocuğunu nasıl kurtaracak? Bakıyorum şimdi çocuk gusül almayı bilmiyor. Ama babası sadece dünya istikbalinin peşinde. Kelime-i şehadetten haberi yok. İman meselelerinden haberi yok. Ama babaya sorsan, anaya sorsan hep diploma peşinde. Habire çocuğun dünyalık istikbalinin peşinde. Mevla Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor ama. Bu çoluk çocuk yarın bir gün bu anaların babaların boynuna yapışacak. Ne diyecekler? İnna ata'na sadetena ve kübera'na fe zallune sebila. Biz bu büyüklerimize uyduk. Onlar bize hep yol gösterdiler. Neyin yolunu gösterdiler? Cennetin yolunu mu gösterdiler? Allah aşkına bana söyleyin. Cennetin yolunu gösteren kaç tane anne baba var? Mevla Teala Hazretleri de buyuruyor ki bak. Ananın babanın önemine bak. Gu enfüsekum ve ehlikum. Kendinizi kurtaracaksınız. Bitmedi. Çoluğunuzu çocuğunuzu da kurtaracaksınız. Kocanızı kurtaracaksınız. Karınızı kurtaracaksınız. Neyden? Naran öyle bir ateşten ki ve kuduhen nasu vel hicara. Onun yakıtı var ya insanlar ve taşlar. Yoksa var ya ne olacak biliyor musun? Bu çoluk çocuk yakamıza yapışıp Mevla'nın huzurunda diyecekler ki: "Rabbena atihim dhaifeyni minel azabi ve lanhum lanen kebira." Allah'ım diyecekler. Bize verdiğin iki katını ha bunlara ver. Boşuna değil. Boşuna Mevla Teala Hazretleri buyurmuyor. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Yarın var ya kıyamet gününde herkes anasından, babasından, karısından, kocasından, çoluğundan, çocuğundan, kardeşinden kaçacak. Niye? Herkes başının derdine düşmüş ya. Herkesin kendine göre bir derdi var. Arkadaşlar, vallahi var ya, iş başa düşünce, can dara düşünce, insan var ya, sadece kendi nefsini düşünür. Vehb ibn-i Münebbi Hazretleri buyuruyor ki, Nuh tufanı bir koptu, artık kimisi dağlara kaçıyor falan böyle, herkes bir yere kaçıyor. Bir tane kadıncağız, çocuğu var, kucağında, emzikli,
ben kurtulurum. Bu yağmur ta bu su dağa kadar çıkmaz ya dedi. Çıktı dağa. Su geldi 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 geldi. Kadının buralarına buralarına. Artık ağzını burnunu da geçince çocuğunu böyle tutuyordu, havaya kaldırıyordu. Son dakikaya kadar direndi yani. Artık kendini de geçince kendi çocuğunu kendi ayağının altına koydu diyor. İnsan nefsi böyle. Hele kıyametin dehşetinde ne olacak biliyor musun? Çocuk mu tanır? Hanım mı tanır? Koca mı tanır? Ana mı tanır? Baba mı tanır? Kimse kimseyi tanımaz. Herkes nefsi nefsi diyecek. Herkes kurtulmanın çaresine bakacak. Amma ve lakin Mevla diyor ki bu dünyada kurtarmanız lazım ilk önce kendinizi. Neyle kurtaracaksınız? Tabiri caizse düştük dünya kuyusuna. Mevla Teala Hazretleri bize bir Kur'an indirdi. Tutunun ona, çıkın bu Kur'an'dan, bu kuyudan. Peki nasıl çıkacağız? En başta var ya bu günahları bir terk etmek lazım. Bak, ulema diyor ki toplanmışlar, ittifak etmişler. İnne min esbabi su'il hatime erba'a. İmansız gitmeye yegane sebep olacak şey 4 tanedir demişler. İyi dinle bak. İmansız gitmeye yegane sebep olacak şey, son anda adamı imanını kaybetmesine vesile olan şey yegane. Çok şey olabilir ama en büyük rükün temeller bu 4 tanedir. Şimdi bu korku bizde var. Bakalım neymiş? 1. Ettehavunu bis salah. Namazı küçümsüyor, kılmıyor. Bu var ya, şimdi elhamdülillah Müslümanım diyoruz. Son anda ne olacağı belli olmaz. Koskoca bela minni bavura, adam son anda imansız gitti. Efendi Hazretlerimiz buyuruyor ya, sütü sağarsın, sağarsın, sağarsın. Daha öncesinden de o ineği böyle otlatmaya götürürsün. Hayvan akşama kadar otlar, süt yapar. Sen onu sağacaksın, sağacaksın, bakrağın içerisine dolduracaksın. Hayvan bir ürkse, bir tekme atsa bütün süt gitti. Bütün emek gitti demek. Ya böyle olursak? Vallahi beni en çok korkutan ne biliyorsunuz mu? Müslümanca yaşamaya çalışıyoruz. Dünyanın bir takım nimetlerinden, lezzetlerinden vesaire yeri geliyor, mahrum da kalıyoruz. Ama şunu diyoruz. İnşallah ahirette, inşallah ahirette. Ya ahireti kaybedersek ne olacak? Ne dünyanın lezzetini yaşadık, ne ahiretin lezzetini yaşadık. Bizim için iki tehlike var. Ama bak, imansız gitmeye yegane sebep olacak başlıca şey ettehavunu bis salah, namazı küçümsemek. Küçümsemek kılmamak. Kılmamak demek küçümsemek demek. Çünkü bir adam onu büyük tutarsa namaz kılar. 2. 4 madde sayacağız ya. 2. Ettekebburu, kibir etmek, yüksek görmek. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Namaz kılmamak da kibir alametidir. Niye diyeceksin? Kendini ihtiyatsız görüyor. Mevla'ya muhtaç görmüyor yani. Kılmasam da bir şey olmaz diyor. 2. 3. Müdminül hamr, içki içmeye, sarhoşluk verici şeyler içmeye devam etmek. Tövbe etmiyor yani. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki İyyâküm ve ukûkal valideyn. Bu hadis-i şerifi okudu, buyurdu. Anne babanıza asi gelmekten son derece sakının buyurdu bak. Bu hadis-i şerifin devamında neler var bak şimdi. İyyâküm ve ukûkal valideyn. Anne babanıza asi gelmekten son derece korkun. Mevla Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de şunları birbirinden ayırmamış, hep beraber zikretmiş. Ve ati'ullâhe ve ati'urrasûl. 1. Allah'a ve Resulüne itaat edin. 2. Ve akimussalâte ve atüzzekât. Namazı kılın, zekatı verin. Namazı ikame edin, dosdoğru kılın. Farzı vacibi sünnetiyle müstahabıyla ve zekatınızı da tas tamam verin. 3. En şükürlü veli valideyk. Bana şükret. Anne babanı da şükret. Ana babasına şükretmeyeni Mevla'ya şükretmiş saymıyor. Bunları birbirinden ayırmamış. Men lem yeşkülün nas lem yeşkülillah buyurmuş. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmemiştir. En çok teşekkür edilesi anası babasıdır. Ama insan nefsi var ya, anayı babayı pek sevmez.
hele ki ayakları üzerinde durmaya çalış başlayınca, bir de onu everirse, evini barkını ederse, daha o çocuk pek anayı babayı sevmez. Nefis böyle. Ama bunun bir reçetesi var. Bunun bir reçetesi var. Nedir o? Diyoruz ya hep etme bulma dünyası. Sen kötü davranırsan seninkiler de sana kötü davranacak. Resulullah Efendimiz buyurdu ki berrua ba'tum teberrukum ebnakum. Babalarınıza iyi davranın ki çocuklarınız da size iyi davransın. Bak. Buyurdu ki ana babanıza iyi davranın. Bu onlara asi olmaktan son derece sakının. Fe inner yahal cennet. Çünkü şu cennetin kokusu var ya öyle güzel kokuyor ki. Öyle ki yucedu min mesiratil fi amin tam 1000 senelik mesafeden duyuluyor. 1000 kilometre neresidir? 1000 kilometre bile bayağı bir uzun zaman şey yer. Düşün o kadarı bile kısa kalıyor yani cennetin kokusunu almakta. Bugün diyelim ki Türkiye'nin en uzak doğusu Ağrı, Kars oralardan. Oralar çok yakın mesafe kalıyor yani. Öyle güzel kokuyor ki cennet buyurdu. Siz onun kokusunu yücedü min mesiretel fi amin tam 1000 senelik mesafeden duyulur da vallahi diyor bak yemin ediyor vallahi Allah adına yemin olsun ki la yeciduha onun kokusunu alamayacak o cennetin kokusunu kim? Akkun anne babasına asi olanlar alamayacak. Mahrum kalacak ya. Mahrum kalacak. Hele bir bakın bakayım şu peygamber adetine bakın Kur'an-ı Kerim'de. Hiç asi gelmişler mi babalarına? Sonra daha kim? وَلَا قَاطِعُ rahim, sıla-i rahimi kesenler. İki. Cennetin kokusunu alamayacak buyurdu. Bu sıla-i rahim var ya. O kadar zor bir şey ki. O kadar zor bir şey ki. Buyurdu ki Resulullah Efendimiz. لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ rahim. Sıla-i rahimi kesenler cennete giremeyecek buyurdu. Bak kaç tane hadis-i şeriflerde bu sıla-i rahim meselesi geçiyor. Hocam be, tamam doğru diyorsun ama işte onlar da bana şöyle yaptı da böyle yaptı da öyle etti de. Peki size bir şey söyleyeyim. Bu bir tek sizin imtihanınız mı? Bizim imtihanımız mı? İlk peygamber Adem Aleyhisselam'ın çocukları arasında çıkan husumet Yakup Aleyhisselam'da kezalik böyle oldu. Öyle değil mi? Peygamberlerin çocuklarını görüyorsunuz. Habil'e ne yaptığını biliyorsunuz Kabil. Aha, evlatları arasında bu gibi meselelerin çıkması anayı babayı ne kadar etkiliyor görüyor musunuz? Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam. Ha, kardeşleri attılar. Geçen bir yazı okudum çok güzel. Şöyle diyordu bak. Yazının güzelliğine bakın. Herkes şunu diyor. Alemi İslam niye toplaşıp da Gazze'yi kurtarmıyor? Niye ittifak etmiyor ya? İslam dünyası neredesiniz? Toplanıyorsunuz, kınıyorsunuz, ayrılıyorsunuz. Başka bir şey yaptığınız yok. Bugün de güzel kınadık diyorsunuz, dağılıyorsunuz. Şimdi bütün milletlerde soruyorlar, bu alemi İslam niye toplanmıyor? Bu İslam alemi niye bunlara karşı çıkmıyor? Çok güzel demiş. Babadan bir tarla kalınca sizin aranızda bile kardeşlik kalmıyor ya. Öyle değil mi? Bir gün Mevlana Hazretleri yolda gidiyordu talebeleriyle bir baktı ki iki tane köpek birbirlerinde böyle sarmaş dolaş olmuşlar. Yatıyorlar. Kafalarını da birbirine koymuşlar böyle. Yatıyorlar. Talebeler dedi ki hocam dediler şu köpeklerin haline bakın ne kadar da ibretlik güzel. Kardeş kardeş yatıyorlar. Buyurdu ki evladım dedi önlerine bir yağlı kemik at bakayım kardeşlik kalıyor mu? Bugün İslam aleminde kardeşlik var mı? Herkes olmuş dünyevi menfaatler içerisine dalmış dünyacı olmuş. Herkesi bu dünya aldatmış. Dünya sebebiyle İslam alemi toplanamıyor ki. Yalan mı? Kardeş kardeşe düşman olmuyor mu? Nasıl toplanacak bu millet? Sana daha babadan miras kaldığı zaman beraber yıllardır yan yana yattığın kardeşinle düşman oluyorsun. Sıla-i rahimi kesiyorsun. Bak Resulullah Efendimiz ne buyurdu? وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاضِعُ rahim. Sıla-i rahimi kesenler cennete giremeyecek. Cennet kolay mı ya? Biz şimdi zannediyoruz ki çok böyle kolay cenneti kazanacağız. Vallahi sıla-i rahim zor olacak.
Em hasibtum en tedhulel cennete ve lemma yetikum meselul lezine halev min kablikum. Yoksa sizden öncekilerin başına gelen sıkıntı, eza, cefalar, geçmiş ümmetlerin başına gelen sıkıntılar sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Mesetümül be'se ve zarra. Onlar da çok daraldılar. Ve zulzilü, öyle sarsıldılar ki hatta yekuler rasul. Hatta peygamber bile aleyhissalatu vesselam. Hatta yekuler rasul. Vellezine aminu ma'ahu. Onunla beraber olan iman edenler ne dediler? Meta nasullah. Allah'ın yardımı ne, nerede dediler? Bizde şimdi böyle bir sıkıntı çekmek yok. Hiçbirimizde yok. Hacısı, hocası, normal cemaati falan. Artık o sıkıntı kalmadı yani. Şu anda talebe yetiştirmek de zor, talebe de nazlı. Hepimiz yani, ümmet olarak, millet olarak hepimiz rahata alıştık. Tamam mı? Kimsenin kimseye tahammülü kalmadı. Kimsenin kimseye sevgisi kalmadı. Tamam mı? Halbuki Mevla Teala Hazretleri bize buyuruyor ki, ve canla bağdokum li bağdın fitne. Biz sizin birbirinize imtihan yaptık ya. Birbirinize imtihan olacaksınız. Ananla babanla imtihan olacaksın, kardeşinle imtihan olacaksın vesaire vesaire. Karınla olacaksın, kocanla olacaksın, evladınla olacaksın, amcanla olacaksın, dayınla olacaksın. Etasbirun, bakalım sabredecek misiniz? Cenneti kazanmak o kadar kolay değil ki. Siz de sarsılacaksınız. Sıla-i Rahim çok zor. Vellezine yasılune me emerallah, buyurduğum için diyor Mevla Teala Hazretleri. Zaten o iş zor olacak yani. Kolay yok. Cennet o kadar kolay değil. Dünyada bir ev almak için ne kadar çalışıyorsun? İcabında cehennemi göze alıyorsun, ateşi göze alıyorsun. Krediye falan giriyorsun. Faize giriyorsun. Sen cenneti o kadar kolay mı zannettin? Sıla-i Rahim kolay mı zannettin? Bak, bu imtihan peygamber çocuklarının da başında vardı. Senin de kardeşlerin kuyu atmak isteyebilir. Senin de eşin gidip senin düşmanlarına seni ispiyonlayabilir, gammazlayabilir. Bak ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Bu işler zor ama وَلَا قَاطِعُ rahim, sıla-i rahimi kesenler cennete gidemeyecek. Allah Allah, Allah Allah. Öyle bir zamanda yaşıyoruz, kimsenin kimseye tahammülü yok. Adam kadın için nelere tahammül ediyor, çoluğu çocuğu için nelere tahammül ediyor, ne zorluklarla çalışıyor. Değil mi? Ama kadının adama tahammülü yok. Kadın akşama kadar temizlik yapıyor. Bulaşığını yıkıyor, çamaşırını yıkıyor, bu adamın yemeğini yapıyor. Çocuğuna bakıyor. Ya bu çocuğa hiçbir şey yapmasa bile bu kadın, akşama kadar çocuğa baksa, yemin ederim bu bile büyük bir iş. Biz şimdi erkek adamız, bize verseler çocuğu, şöyle birkaç saat baksak suyumuz çıkıyor ya. Sizi bilmem, ben de öyle. Bu kadın buna bakıyor. Bunun yanında o işleri de yapıyor, ibadetleri de yapıyor. Adamın buna tahammülü yok. Akşam geldiği zaman yemeğin tuzu az olsa bas bas bağırıyor. Akşama kadar ne yaptın? Kadının işi rast gitmese, o gün yemek olmasa, dese ki bugün yemek yetişmedi, dışarıdan söylesene bir şeyler al dese, akşama kadar ne yaptın diyor. Sanki zannedersin ki bu kadın da durmadan sana bunu söylüyor. Tahammül yok, tahammül. Mevla da buyuruyor ya, etasbirun, bakalım sabredecek misiniz? Yani var ya, anasına babasına sabretmeyene cennet yok. Eşine, dostuna, kardeşlerine sabretmeyene cennet yok. Sıla-i rahimi kesene cennet yok. Ne yapıyorsun ya sen? Cennetin bekçisi misin derler böyle deyince. Vallahi ben demiyorum. Allah da böyle buyuruyor. Habibi sallallahu aleyhi ve sellem de böyle buyuruyor. Tamam mı? Ondan sonra niye kuvvetimiz yok ya? Alemi İslam niye toplanamıyor? Biz daha aile fertlerini toplayamamışız. Biz daha bir evin içerisinde aile olmuşuz da toplayamamışız. Akraba olmuşuz, toplanamamışız. Alemi İslam'ın toplanmasını mı bekliyorsun? Toplanmaya böyle olur. Çocuk bir gün eve gelmiş. Babası da yorgun argın. Baba dedi ya, bana oyuncak al. Yarın alırsın de mi falan. İlla peşinde bırakmıyor. Aynı benim çocuk gibi. Kafaya takıyor şimdi gecenin 11'i 12'si bile olsa. Bana şunu alacağımı, bunu alacağımı. Çocuk bilmez yani. Unutmuyordu onu. Böyle bir çocuk. Baba alacağım mı, baba alacağım mı? Demiş ki yarın işten gelirken alırım. Adam da çalışa çalışa akşama kadar yorulmuş. Unutmuş günün temposunda, koşturmacasında.
Akşam daha çocuk unut, sen unutursun babasın ama çocuk unutur mu? Mümkün değil. Kapıda bekliyor. Bir baktı ki babasının elinde oyuncak yok. Adam da dedi ki eyvah baltayı taşa vurduk. Bu çocuk şimdi durmadan söyler. Adam da yorgun argın girdi içeriye şimdi. Baba oyuncak ne oldu? Baba oyuncak ne oldu? Dedi ki seninle bir sınav yapacağız. Oğlum dedi. Eğer dediğimi yaparsan söz sana oyuncağı hemen kalkıp gidip alacağım bu yorgunluğuma rağmen. Kazanmak lazım oyuncağı dedi. Baktı orada bir tane harita var. Dünya haritası. İşi yokuşa sürmek için aldı onu yırttı. Dedi ki bu çocuk bunu toparlayamaz. Al dedi bak bu dünya haritasını eski haline getirirsen böyle yapıştırırsan toplarsan puzzle gibi. Dedi ki sana oyuncağı şimdi kalkıp alacağım. Adam diyor ki içinden bu çocuk bunu toparlayamaz. Aradan 5 dakika geldi çocuk haritayı önüne serdi. Akıllı çocuk. Adam da şaşırdı şimdi. Oğlum dedi nasıl yaptın bunu? Çok kolay baba dedi. Arkasında adam resmi vardı dedi. Adamı yaptım dedi dünya oldu dedi biliyor musun? Şimdi bizimki de o hesap. Adamsak tamam mı? Dünyayı değiştireceksek bir kere kendi nefsimizden başlamamız lazım. Kendi ehlimizden başlamamız lazım. Allahu Teala Hazretleri ku enfüseküm kendinizden başlayacaksınız ve ehlikum ehlinizden başlayacaksınız buyuruyor. Bizim kafa ne biliyor musun? Bizim kafa sürekli kendi nefsine çalışıyor. Kendi nefsini kurtarma değil, kendi nefsinin hazzına çalışıyor. Azıcıkın sıla-i rahimde bir şey görse akrabalığı keser de nefsini kesmez. Ama bak ne buyurdu Resulullah Efendimiz? 1000 yıllık mesafeden duyul kokusu alınan cenneti bu sıla-i rahimi kesenler, kendisinden fedakarlık yapmayanlar zor bulur. Sonra daha kimler bu cennetin kokusunu alamaz? وَلَا شَيْخٌ زَانٍ Zina yapan ihtiyarlar. Bunun hiç çıkarı yok. Bu zina yapmanın hiç çıkarı yok. Hele bu evli ise var ya. Vallahi arkadaşlar zina yapmak su içmek gibi oldu biliyorsunuz mu? Şu suyu içiyorsun çok rahat. Değil mi? Utanıyor musun? Utanmıyorsun. Vallahi var ya artık böyle oldu. Zina yapma demek suç oldu şimdi. Hayret bir şey. Aynı Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi. Diyecek ki birisi, ya şurada bari şu direğin arkasında yapın, şu kayanın arkasında yapın diyen adama, o kadar bir emri bil maruf yapan adama sıtlık sevabı verilecek ya. Allah Allah. Sıtlık sevabı verilecek. O kadar zor bir zaman gelecek. İşte nasıl olacak diye düşünmeyin. Şimdi mesela adama desen ki setir avrete biraz dikkat et ya. Hemen kızıyorlar. Ya burada böyle öpüşme milletin içerisinde çoluk çocuk var. Oo gerici, yobaz, hangi zamanda yaşıyorsun mağara adamı? Böyle diyorlar. Aman aman bir Müslüman. Yemin ediyorum bu işten öyle bir korksun ki. Niye? Bu zina evliyken bir adam bunu yaparsa İslam devleti olsak, onunla yönetiyor olursak şahitler de hazır olsa bu adama rejim gerekiyor. Canlı cenaze. Ama şu anda öyle bir durum yok da Allah bunun belasını vermeyecek mi zannediyorsunuz? En büyük peşin belalardan bir tanesini söyleyeyim mi? Geçen okuduk. Bilmiyorum aranızda dinleyen oldu mu? Resulullah Efendimiz buyurdu ki La teznu, sakın ha zina yapmayın buyurdu. He. Fetedhebe lezzetü nisaikum buyurdu. Sonra kadınlarınızın lezzeti gider. Ne demek bu biliyor musun? Sen gittin şimdi, Allah sana helal vermiş, sen gittin başkalarıyla beraber oldun. Haram. Sen şimdi eve dönüp de sizleri tenzih ederim. Sen diyorum ağız alışkanlığından ha. Çünkü işe gelmesin ondan sonra. Adam birisine demiş ki, gel demiş ya hadi bu sohbete gidelim falan. O da pek giden birisi değilmiş. Bunu kıramamış, gelmiş. Bunlar gelmişler böyle kürsünün dibinde konuşuyorlarmış. Hoca da böyle cemaatin gözüne falan bakıyor ya veyahut da birisine takılır böyle söylüyor falan. İkide bir bunlara bakıyormuş. İkide bir bunlara bakıyormuş. Bu da ilk defa geldi ya şimdi. Daha böyle vaazın ortasındayken kalkmış gitmiş. Bu arkadaşı sonra bunun da dışarıda gördüğü zaman oğlum nereye gittin sen yav demiş. Yav demiş hoca herhalde veliydi demiş. Hep demiş bana yöneldi. İkide bir şunu yapmayın bunu yapmayın. O saydıkları da hep bende demiş ya. Rezil oldum utandım demiş çıktım demiş tamam mı?
Siz de bu adam gibi sen diyor diye bana mı söylüyorsun falan demeyin. Hepimize söylüyorum. Başta kendime söylüyorum da muayyen olarak illa sen falan demiyorum. Bak. Ne buyurdu? La teznu, zina yapmayın. Fetedhebe lezzetü nisaikum, kadınlarınızın lezzeti gider. Sen artık eve dönüp de o kadından haz alamazsın. Sen o kadını artık sevemezsin. Doğru söylüyorum. Psikolojide de bu böyle değil midir? Aa, başkası daha güzelmiş. O tat daha güzelmiş. O lezzet daha güzelmiş. Ya nefis böyle. Efendi babamız buyuruyor ki kuddise sirruhu, komşunun tavuğunu çalsan yesen şu dil sana demez ki bu komşunun tavuğu haram. Çünkü tadı acı geldi demez. Hatta haram tatlı da gelebilir ha bu nefse. Peki haramla helalin arasını ayıran ne? Haramla helalin arasını ayıran şeriattır. Komşunun tavuğu nasıl tatlı geldiyse haramda bir müddet tatlı gelebilir. Nefsin hazları aynı ne gibidir? Tuzlu su gibi iyidir. Tuzlu suyu içtikçe susuzluğun artar. Dünyanın lezzetleri de böyle, haramı da böyledir. Boğulur gider insan içerisinde. Ondan sonra hadi bakayım sen bu kadıncağız ne yapsın şimdi? Adam başladı kadına kötü davranmaya. Bu adam için de geçerli, kadın için de geçerli. Kadın da bir zina yapsa kocasını gözü görmez. Sonra başka bir zina, sonra başka bir zina, sonra başka bir zina, bu böyle gider. Ama ne büyük beladır bu zina. Dünyadayken daha ocakları batırır. Ve buyurdu ki men zena züniye bih velev bi haytani darihi, kim zina yaparsa bilsin ki onun ehliyle de zina yaparlar. İsterse böyle ehlini böyle koysun eve, etrafını böyle hisarlarla, kalelerle, duvarlarla çevrili hale getirsin, kameralar koysun, yine de Allah yani bunu başına getirebilir ha, dikkat etsin. Ve'ifu ta'ifu nisaikum buyurdu devamında. Siz iffetli olun, kadınlarınız da iffetli olsun. Şimdi böyle deyince de şey diyorlar yani. O zaman Allah zaten Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya. Tabelekum minen nisai mesna ve sulase ve ruba. Hocam 2, 3, 4'e kadar yolu varmış. Meşru olarak evlenebilirim. Evlenebilirsin. Doğru. Evlenebilirsin. Ama fe in khiftum ella ta'dilu buyuruyor devamında. Onu niye okumuyorsun? Eğer adaleti sağlamaktan korkuyorsanız bir tane diyor. Başka ayette ne buyuruyor? وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدُلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, tamam mı? Adaleti sağlayamazsınız buyuruyor. Hele ki şu şartlarda, günümüz şartlarında bu iş çok zor. Niye? Abi, hayat pahalılığı var. İnsanların dünyevileşmesi var. İsteklerin ardı arkası kesilmiyor. Eşya çok. Sen nasıl adaleti sağlayacaksın? Birine bir eşya aldın, öbürüne nasıl alacaksın? Birine bir harçlık aynısının öbürüne nasıl alacaksın? İkisine de aynı şartları nasıl sağlayabileceksin? Bizim başka çaremiz yok. Nefsini körelt. O da nasıl olacak? Gözünü muhafaza edeceksin ya. Bir kere gözünü muhafaza etmeyi bileceksin. O yüzden göz nereye bakar? Gönül oraya akar. Göz görmesin ki gönül akmasın. Tamam mı? Gönül nereye akarsa ayak oraya koşar. Adam ondan sonra bir bakmışın ki bu işlerin içerisinde perişan olmuş. Şehvetin sonu yok ya. Şehvetin sonu yok. Lezzetlerin sonu yok. İnsanoğlu doyumsuz. Ancak kendisi kanaatkar olacak. Başka çaresi yok. O yüzden Resulullah Efendimiz buyurdu ki el kanaatu kenzun la yefna. Kanaat bitmez tükenmez bir hazinedir. Sadece parasal değil. Nefsani yönden de böyledir. Bak ne buyurdu? Ve la şeyhun zanin. Zina eden yaşlı. Genç de zina edemezdi. Yaşlı hala zina ediyorsa bunun işi kötü. Bunun azabı daha fazla. Ve carun izarahu huyela, kibrinden elbisesini sürüyen kimse. Bunlar buyurdu. Zaman da o kadar garip ki bak şimdi. Tekrar en başta okuduğumuz ibareye dönecek olursak ne demiştik? 4 kişinin son anda imanını kurtarması çok zordur. Ulema bunu en başta 4'ünü ittifak etmişler ayet hadislerden ve insanların yaşayışından bunu görmüşler. Ne buyurdu?
Şu dört kişinin son anda imanı tehlikededir. Kimdir o? Namazı hafife alan, kılmayan, küçümseyen. İki, kibir yapan. Üç, müdminül han, içki içmeye devam eden kimse. Uyuşturucu maddeler aynı, ha içki, ha öylesi, ha böylesi. Değil mi? Neticede aklın gidiyor mu? Gidiyor. Saçma sapan şeyler yaptırıyor mu? Yaptırıyor. Hatta daha beterini yaptırıyor. Şu anda milletin içtiği şeyler. Bir zaman gördünüz. Geçen sene miydi? Ondan önceki sene mi? Çocuk anasının kafasını kesti. Kendine gelince de ne dedi? Anam nerede diyor. Millete soruyor. Bu görüyorsunuz değil mi? Aslında bütün haramlar insanın kendi ilk başta huzursuzluğunu dünyada kaçırıyor. Görüyorsunuz değil mi? Zina da mesela ne yapıyor? Evinin huzurunu kaçırıyor. İçki de, uyuşturucu maddeler de daha dünyadayken keyfini kaçırıyor. Dünyadayken keyfini bu kadar kaçırıyorsa ahirette ne kadar kaçırıyordur? Çok kaçırıyordur, çok. İçki içmeye devam eden, hala tövbe etmeyen, şu var ya bak, bazılarına diyorsun ki içki içiyor musun? Diyor ki düğünden bayramdan bayrama, düğünden düğüne falan, zaten onu da fazla içmem, çakır keyif olurum falan. İşte bu direkt buraya giriyor. Müdminül hams, içki içmeye devam eden. Selâfün lâ yedhulûne el cennete ebedâ. Üç kişi vardı ki buyurdu Resulullah Efendimiz, bunlar cennete giremez. Kimdir o? Müdminül ham, içki içmeye devam eden, sarhoşluk verici maddeleri içmeye devam eden, ya ben öyle sadece çakır keyif falan, kafam biraz şey olsun, ben onu içmiyorum, bunu içmiyorum, kendini kandırıyor. Bunların cennete girmesi zor buyurdu yani. Bak, kokusunu bile alamaz hatta. İki, وَالرَّجُلَتُ بِنْ nisa, erkekleşen kadınlar buyurdu. Oo, görüyorsunuz, zaman, Allah Allah. Bir de bunları fonluyorlar, bir sürü para veriyorlar, zengin hayat yaşıyorlar, ameliyat paralarını karşılıyorlar. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Erkekleşen kadın, kadınlaşan erkek. Bunlar dedi cennete gitmesi zor iş. Tövbe kapısı açık ama tövbe ne kadar nasip olur mu? Bu var yani. Diğeri ise وَالدَّيُّثُ la يُبَالِي مَنْ يَدْخُلُ عَلَى اَهْلِهِ deyyüstür buyurdu. Deyyüs kimdir ya? Ya bizim oralarda da çocukları severken öyle derler. Lan deyyüs falan böyle yaparlar. Hiç iyi bir şey değil bu deyyüs. Ne demek biliyor musun bu deyyüs? Resulullah Efendimiz buyuruyor ki la yubali men yedhulu ala ehlihi. Ya karısının, kızının, oğlunun, uşağının yanına kim girmiş, kim çıkmış hiç umurunda bile değil. Vallahi kim girmiş, kim çıkmış hiç umurunda değil ya. Tokalaşıyorlar, sarılıyorlar, koklaşıyorlar. Diyorsun ki ya bu olmaz böyle bak. Bu deyyüslük alameti dediğin zaman ooo adamı tefe koyup çalıyorlar. Siz ne biçim insansınız diyorlar. Hazreti Ali radıyallahu anh geldi böyle sizleri tenzih ederim. Bir cemiyette dedi ki siz ne biçim insansınız? Neden hiç ehlinizi kıskanmazsınız? Ailenizi kıskanmazsınız dedi. Giderler çarşıya pazara çıkarlar. İman nedir? Haram nedir? Bilmeyen eşek gibi insanlarla dedi. Yabani eşek gibi dedi. Kusuruma bakmayın aynen böyle söylediği için. Haram bilmez, heram bilmez insanlarla dedi. Bu kadınlar gidiyorlar çarşıda pazarda dedi samimi oluyorlar. Ondan verir misin? Bundan verir misin? Böyle çok rahat rahat konuşabiliyorlar dedi. Siz de bunu görüyorsunuz hiç kıskanmıyorsunuz dedi ya. Ne biçim insansınız siz dedi ya. İnsan biraz ehlini kıskanması lazım değil mi? Biraz değil, çok kıskanması lazım ya. İşte hayır alamet değil. Bu da cenneti bulamaz buyurdu. وَالدَّيُّثُلَّذ۪ي لَا يُبَال۪ي مَنْ يَدُخُلُ عَلَى اَهْلِهِ وَلَا لَا يَغَارُ عَلَى اَهْلِهِ ehlinin üstüne hiç düşmüyor yani. Hoca, kes sesini. Hangi zamanda yaşıyoruz? Flört olmadan bu işler olur mu ya? Onlar eskide kaldı. Sen hangi zamanda yaşıyorsun? Vallahi bu ne diyor ya bunu? Bana bak. Bunlara göre dünya ne biliyor musun? Dünya sürekli tekamül ede ede buraya gelmiş. Şu anki zirveyi yaşıyoruz falan zannediyorlar. Böyle değil. Ve tilkel eyyam nudaviluha beynen nas.
وَمَا يَاقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ Günleri insanların arasında deveran ettiriyoruz. Mesela İsa Aleyhisselam'ın zamanında tıp çok ilerideydi. Musa Aleyhisselam'ın zamanında sihirbazlık. Resulullah Efendimiz'in zamanında edebiyat. Tamam mı? Geçmiş kavimlerde böyle. Allah ne yaptı? Bir yerlere getirdi. Tak indirdi aşağı. Helak etti. Çıkarttı. Tak helak etti böyle. Lut Aleyhisselam'ın kavmini de Allah ne yaptı? Onlar da zinanın zirvesini yaşadılar. Şu anda bizim milletler gibi. Allah var ya verdi belayı ondan sonra. وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّلٍ مَنْدُودٍ Altlarını üstlerine getirdik buyuruyor. Altını üstüne getirdik. Sonra onların üzerine böyle pişmiş balçıktan yağmurlar böyle taşlar, çamurlar yağdırdık. Şimdi biz diyoruz ki bize bir şey olmaz. Hiç öyle helak falan da görmedik. Aynı helakı görmeyeceğin ne malum? Görüyorsun işte. Geçen sene de Türkiye'nin 1/6 birisi yıkıldı. Mevla uyardı belki. Tamamını yıkmaya kadir değil mi? Allah ibret almayı nasip eylesin. Halbuki bak şimdi. Ad kavmi 1000 sene yaşıyordu. Düşün bu adamlara 1000 sene azap görmemişler. Değil mi? 1000 seneden de fazla azap görmemişler. Ne azabı ya falan demişler böyle. Hani biz niye görmüyoruz ya bu azabı demişler. Şimdi bizimkiler gibi. Allah Kur'an'da diyor işte da. Yalan mı söylüyor? Ki bakıyorsun günahlar daha adamın bu dünyada helakını getiriyor mu getirmiyor mu? Ha bu zina yapanların huzurları var mı? Evli olsa Allah var ya bak. Bu en ednası hanımın kocasından, kocanın hanımından lezzetini kesiyor. Bunlar geçinemezler. Zina yapan adam daha geçinemez ya. E ne yapacağız hocam ya? Başımızdan böyle bir olay geçtiyse ne yapacağız? Susacaksın. Öyle bir tövbe edeceksin ki sürekli ağlayıp sızlayıp duracağız yani. Sürekli. Ondan sonra Mevla buyuruyor. İnnel hasenat yudhibne seyyat. İyilikler kötülükleri def eder. Hayırları arttıracaksın. Ağlayacaksın, sızlayacaksın. Başka çaresi yok. Ve şu hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdu ki men zena ev şeribel hamr. Kim zina yaparsa veyahut da içki içerse bu işe hala da devam ederse hiç tövbe gündeminde yok. Neza'allahu minhul iman. Allah imanı ondan söker alır. E içtiği zaman adam imansız mı olur? Hayır, imansız olmaz ama kema yakhlu'l insanel kamis, aynı insan gömleği çıkarttığı gibi iman ondan çıkar. Böyle bir gölge gibi üstünde durur. Yani kısacası zina yapan buyuruyor Resulullah Efendimiz mümin olarak zina yapmaz. İçki içen mümin olarak içki içmez. İmanla bunlar bir arada durmaz. Bak bunları yapan imansızdır demiyoruz ama onu yaparken iman onun içinde durmaz. Ha sonra tövbe eder. Allah onu geri verir ama çok ağlaması lazım. Yine de bak bu adama imansız demiyoruz ha. Bunu yaptı iman ondan çıktı demiyoruz. Ama tövbe etmezse son anda imanını tehlikeye sokar. Tamam. Bak 4 şey sayıyorduk. Bir tanesi de bu. Mudminul hamr. Ettehabunu bissela. Ettekebbur. 4.sü ne biliyor musun? Ve ezalil müslim. Müslümanlara eziyet etmek. 4 madde. Bu 4 madde var ya. İnsanın imansız gitmesine sebep olabilir. Allah muhafaza eylesin. Bizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, ehlimizi muhafaza eylesin. Allah'ım biz kendimizden aciziz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu nasıl kurtaracağız ya Rabbi? Elimizden tut. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Ya ta'un hudni ileyk. Hazreti Ömer'in oğlu şöyle bir dedi. Taun hastalığı, veba vurdu. İnsanları patır patır götürüyor. Aynı şurada yakın tarihte korona gördük ya. Bakıyorsun adam ölüyor. Bakıyorsun o öldü bu öldü. Bir sürü insan öldü. Öyle veba günlerinde dedi ki ey taun beni de al beni. Ona dediler ki lime tekul hada niye böyle diyorsun yav dediler. وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ لَا يَتَمَنَّ يَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتِ Ya sen duymadın mı? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki sakın ha sizden birisi ölümü temenni etmesin.
ölümü istemesin. Resulullah Efendimiz böyle buyurdu. La yetemenneyenne ahadukumul mevt. Sizden birisi ölümü istemesin. O da dedi ki, semiyatü, ben semiyatüm, sizin duyduğunuzu ben de duydum dedi, o hadisi şerifi dedi. Ancak, velakinni übadiru sitten, altı şeyden dolayı ölümü istiyorum dedi. Zira ben de Resulullah Efendimiz'den işittim ki, altı şeyi gördüğünüz zaman ölümü isteyebilirsiniz. Başka hadis-i şerifte çünkü Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. La yetemenneyen ahadukumul mevt, sizden birisi ölümü temenni etmesin. İlla en yetika bi amelihi, ancak ameline güveniyorsa adam, benim amelim beni kurtarır diyorsa, ya ben ölsem giderim cennete diyorsa, ki ben anlamıyorum ki, cahil öyle zannediyor biliyor musun? Dünyada hiçbir ameli yok vesaire. Allah Allah, bir abi bana öyle dedi. Bizim dedi bir tane müteahhit var dedi. Cuma'ya bile gitmez, bayrama bile gitmez dedi. Tıkırı da yerinde, Allah önünü açmış. Bir gün buna dedim ki, ya abi sen niye hiç Cuma'ya bile gitmiyorsun ya? Bari Cuma'ya git de, gel hadi biz gidiyoruz, beraber gidelim. Bak bak bak, cahil cesur olur buyuruyor ya Resulullah Efendimiz. Dediği lafa bak bak. El cahil ükel hun fesa, idâ teharrake fesa. Cahil pislik böceğine benzer, hareket ettikçe kokar. Bak şimdi, bu da hareket etti. Bak ne dedi? Bu buna diyor ki, gel Cuma'ya gidelim diyor. O da diyor ki, ya diyor, niye gideyim? İyi de bak diyor, bu kadar Cuma'ya gitmeyen, gerçekten de hadis-i şerifte öyle buyuruyor Resulullah Efendimiz. Üç Cuma'ya gitmeyenin kalbi mühürlenir. Hadis-i şerifte öyle geçiyor. Mazeretsiz, hasta değil, bir şey değil. Üç Cuma'ya gitmeyenin kalbi mühürlenir buyuruyor Resulullah Efendimiz. Bu da duymuş babasından. Dedi ki, ya dedi Yunus kardeş dedi, bırak Allah aşkına dedi, bak lafa bak. Allah dediğin adam, aynen böyle söylüyor. Allah dediğin adam. Öyle senin benim gibi gözü şey değildir demiş. Dar birisi değil. Yarın bakacak bakacak. Diyecekmiş ki, anlatım tarzı da aynen böyle. Lan hadi diyecekmiş, girin bari şu cennete diyecekmiş. Kılmadın mılmadın Cuma bayram falan ama hadi gir diyecekmiş. Ya lafın neresini düzelteceksin? Allah'a adam denir mi? Tövbe haşa, sümme haşa. Allah baba denilir mi? Allah dede denilir mi? Hiç böyle der mi? Mevla Teala Hazretleri bu kadar ayette, hadiste sana ayetleriyle beyan etmiş. Yetmemiş, bir de peygamberler göndermiş. Onları senin kapına göndermiş, tebliğ yaptırmış. Daha Mevla Teala Hazretleri sana, sen bu kadar ihlal edeceksin. Yapma, etme. İşte o yüzden kimse ameline güvenmez, ancak cahil ameline güvenir, tamam mı? Resulullah Efendimiz de buyurdu ki devamında, فَاِنْ رَائِتُمْ فِي الْاِسْلَامِ سِتَّ خِسَالِ. Ama İslam'da altı şeyi gördüğünüz zaman, فَتَمَنَّ الْمَوْتِ, işte o zaman ölümü temenni edebilirsiniz. Anladınız değil mi? Ölümü temenni etmeyiniz, istemeyiniz Allah'tan, ama altı şeyi görürseniz deyin ki, artık daha ölümü isteriz ya. Ya Rabbi bana, beni öldür ya, hayırla canımı imanla al ya Rabbi, tez vakitte diyebilirsiniz diyor. Neymiş peki bu altı şey? Merak ediyorsunuz mu ya, altı şey neymiş ya? Şimdi bu altı şeyi görürsek biz o zaman Allah'ım benim canımı al bir an önce diyebilirim. Buyurdu ki, eğer Müslümanların, hatta bak fil İslami, İslam'da diyor ya, Müslümanlar bu kadar bozulduysa artık diyor ölümü temenni edebilirsiniz. Neymiş o? İdaatüt demi. Kan zayi edilecek. Ne demek bu biliyor musun? Adam öldürmek çok kolay olacak. Adam öldürmek çok basit olacak ya. Halbuki lekatlül mü'min a'zamu indallah min zevalit dünya. Bir müminin öldürülmesi dünyanın altın üstüne getirilmesinden daha büyüktür Allah katında buyruluyor. Dünyanın altı üstüne gelse bir Müslümanın ölmesi daha ağırdır. Ey ya Rabbi, Gazze'de bu kadar çoluk, çocuk, kadın öldürülüyor. Allah'ım görüyorsun ya Rabbi. Anladık mı peki biz niye yardım edemiyoruz, niye bir şey yapamıyoruz? Allah bizi de bir kurtarıcı göndersin. Bizi de kurtaracak birisi lazım yani bu halden. Şimdi adam öldürmek burada da kolay. Vallahi dün akşam çocuklar dediler ki,
Baba dediler kursa gideceğiz. Şurada bir yerde bir çay içelim. Dedim ki şeye gidelim hiç olmazsa. Eyüp'ün orada Seyit Baba Cafer Hazretleri'nin oraya gidelim. Bir Fatiha okulum oraya gidelim. Az gerisinde bir yer vardı. Orada duralım dedik Eyüp'te. Hiç olmazsa oralarda feyiz var biliyor musun? Adamı gözümüzün önünde öldürdüler ya. Açık kızlarla beraberler, o gençler, bir şeyler falan. Abi zinanın olduğu yerde o beklenir yani böyle şeyler. Zinanın olduğu yerde kan vardır, zulüm vardır. E zaten şu bizim ülkemizde ben öyle zannederim ki 25 senedir tahmini olarak söylüyorum. 25 senedir silah reklamı yapılır, adam öldürmenin reklamı yapılır. Bütün millette böyle ağzı açık, ağzının suyu akarak onu izler. Filmlerde öyle. İşte filmlerden bahsediyorum da. Ya var ya, o zamanlar mescide adam bulamıyoruz ya. Sohbet tarihlerini değiştirdi millet. Bunlar Müslüman. Birisi bana öyle dedi. Bir kere geldiydi. Emri bil maruf için dedim ki ya kardeş dedim. Abi dedim canım cicim bir tanem. Ya bir sohbete gel ara sıra dedim ya. Hocam dedi senin sohbet saati bize uymuyor dedi. Niye uymuyor dedim. Abi dedi pazartesi günü dedi. Çanakkale filmim var dedi. Herhalde öyle bir şey dedi. Salı günü dedi. Yok. Çarşamba günü şu filmim var dedi. Perşembe günü bu filmim var dedi. Cuma günü dedi şu filmim var. Cumartesi pazar düğün oluyor. Pazartesi günü de felanca filmim var. Salı günü yaparsan gelirim. O da artık yani beyefendinin işi çıkmazsa. Adam günlerini böyle doldurmuş filmle. Efendi Hazretleri boşuna buyurmadı. Ha bu televizyon yan kesici buyurdu. Bu televizyon yan kesici. Ne demek? İmanını çalar adamın haberi olmaz ha. Hele oradaki çıkan hocaları falan dinlerse. Ben de buna dedim ki Allah aşkına yapma etme dedim ya böyle. Televizyonun başında ömrün geçecek. Aa hocam öyle deme. Biz de dedi ya öyle kötü filmler seyretmiyoruz. Tarih filmi seyrediyoruz. Bu tarih filmleri zaten daha beter. Hep yalan. Yani %95'i yalan. Adamlar da diyorlar ki bu biz yalan söylüyoruz. Bu senaryo diyorlar. %5'i doğru kabul ediyoruz diyorlar. Ama bizim millet ona %100 doğru diye inanıyor. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'nin türbesindeyiz hocam. Adamın bir tanesi geldi dedi ki bu kanuni var ya saraydan çıkmamış haremlerden falan böyle yapıyor. Niye? O zamanlarda o film çok böyle revaçta. Vallahi var ya Efendi Hazretleri'nin buyurduğu gibi buldular köpeksiz köyü, değneksiz dolaşıyorlar. Fareli köyün kavalcısı. Öttürüyorlar, fareler arkasından gidiyor böyle. Televizyon ne derse, oraya hoca çıksa şeksiz şüphesiz kabul ediliyor. Televizyona çıktıysa çok büyük adamdır o. Hiç de doğruyu çıkarttıklarını görmedim. Hiç! Nerede ya bu? Ama millete bunu anlatamazsın. Gel şurada dinle desen dinlemez. Bir fotoğraf gördüm. Statta üstünde kar yağmış böyle oturuyor maç seyrediyor. Para da veriyor. Saatlerce sırada bekliyor. Bağırmaktan sesi de kısılmış. 11 tane adam bir orada var bir burada. Bunlar koşuyorlar. Bu bağırıp duruyor. Onlar para kazanıyor. Koşuyor hiç olmazsa para kazanıyor. Sana ne oluyor? Ben de para veriyorum. Bir bu zevkimiz var diyor. Öyle deyince de bir bu zevkimiz var diyor. Herkes zevkinin avukatı. Şuraya getirirsin bedavadan sıcak halıda oturtturamazsın. Sanki sırtına çimento torbası yüklemişim. Bas bas bağırıyor. Halbuki ayet hadis dinlesen kendine çeki düzen vereceksin. Allah diyor ki size fayda verecek şey ve zekir fe inne zikra tenfe'ul mu'minin. Habibim ayet hadis okuyor. Bu millet zikrullah'a böyle bir tanıştır. Bu millet zikir ancak bunlara fayda verecek. Eğer bunu yapmazsanız men zellidi yok. Ve men a'rada an zikri. Kim benim zikrimden yüz çevirirse ayet hadis dinlemekten yüz çevirmiş. Kur'an dinlemekten yüz çevirmiş. Fe inne lehu ma'işeten zanka.
Muhakkak ki ona bir geçim darlığı vereceğim diyor yani. İki yakası bir araya gelmeyecek. Hoca şimdi baltayı taşa vurdun. Ne oldu? Biz görüyoruz bu kadar zenginler hep böyle hiç Allah'ta demiyorlar. Tıkırları da yerinde. Nereden biliyorsun tıkırının yerinde olduğunu? Parası var. Sen rızkı sadece paradan ibaret mi zannediyorsun? Rızık dediğin saliha bir eş olamaz mı? İyi bir eş olamaz mı? Rızık dediğin senin rahat rahat nefes alman, rahat rahat yiyip içmen, sağlığın sıhhatin olamaz mı? Rızık senin evindeki huzurun olamaz mı? Rızık senin imanın olamaz mı? En büyük rızık. Allah bunlara bunu vermiş, gerisini almış. Öyle bir gönüllerine de darlık atmış. O huzursuzluğu giderebilmek için, tamam mı? Sürekli tuzlu su içiyor. İçtikçe susuyor. İçtikçe susuyor. En sonunda balın içerisinde ölen sinek gibi ölüyor. Böyle bir hayat ister misin? İstemem. O zaman var ya, bak Mevla Teala Hazretleri doğru söylüyor ayeti kerimesinde. Ve men a'rada an zikri. Benim zikrimden yüz çevirirse fe inne lehu ma'işeten danke. İsterse var ya, hazinenin içerisine koy, yine de geçim darlığı çekecek. Efendi babamız birisini anlattı, Ali Aydar Efendi Hazretleri, kuddise sirruhu. Kırım'da bir zamanlar böyle kıtlık çıkmış falan filan ya, açlık, tokluk. Zengin var yemezin bir tanesi, eyvah benim paralar buradan gider, millet talan eder diye kıtlık zamanlarında bir tren vagonu kiralamış. O vagonlar hala kiralanıyor ya, bir tren vagonu kiralamış. Altınlarını, malını, mülkünü içerisine doldurmuş. Dünya hırsı böyledir. İnsan tek bir hedefe odaklanınca başka bir şeyleri gözü görmez, tamam mı? Çünkü o bir hedefe odaklandı. Çünkü onu bir hırs bürüdü. O sadece onu düşünür. Bu da şimdi oradan mal kaçırmaya odaklandı, tamam mı? Hırs böyle bir şey. Hani derler ya, hırs gelir göz kararır, hırs gider yüz kızarır. Bu şimdi hırsı para. Bu parayı buradan kaçırayım. Kafa başka şeye çalışmıyor. O vagonu kiraladı. Dedi ki üstüme dedi kapatın vagonu, kilitleyin. Son durağa gelene kadar da açmayın. Ne olur ne olmaz. Gelir hırsızlar falan filan. Benim vagonu açmayın. Birisi bir şey çalabilir dedi. Adam bak bunu düşünürken şunu düşünmemiş. Ya biz bu kadar bu yolda gideceğiz. Tren yolculuğu yapacağız. E biz de burayı kapattırdık, kimse buraya gelmesin dedik, para da var ya, imkan da var ya. Demedik ki hiç, ya biz burada ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, yemek bitecek, bilmem ne. Yemeği düşünmemiş, o sadece parayı kurtarmaya odaklanmış. Artık 10 gün, 15 gün sonra bir açmışlar ki, adam o altınların, o altın vagonunun içerisinde ölmüş. Nasıl biliyor musun? Açlıktan böyle ısıra 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 buralarını, kendini yemiş ölmüş. Efendi babamız anlatıyor bunu, Ali Aydar Efendi Hazretleri. O zamanın canlı tarihini yaşamış zaten. İnsan acayip bir şey. Hırslandığı zaman böyle gözü hiçbir şey görmüyor. Hocam anlattıydı. Onların köyünde birisi tırpanla, orakla falan tarla biçiyorsun ya, şimdiki gibi makine yok. Tırpanla biçiyor, yorulmuş. Orada su akıyor. Suyun kenarında böyle demiş, şurada biraz durayım, dinleneyim, yoruldum. O arada bir bakıyor ki, aha bu kadar bir balık suyun kenarına geldi. Dedi, hele şunu bir vurayım ben. Öldüreyim de eve götürürüz, yeriz. Oradan çivi mi bulmuş, bir şey bulmuş. Tırpanın o, bu tarafı zaten sivri böyle. Öbür tarafına çakmış onu falan böyle. Onunla şey vuracak şimdi, hayvanı. Çivileyecek. Böyle bir attı, hocam diyor ki küt diye kafası buradan kesti, attı o tırpan, düştü öldü. İnsanın hedefleri böyle oluyor biliyor musun? Hedefi balık oldu, kafa gitti, hiç o kafanın gideceğini o an, halbuki bilmiyor ki sabahtan beri orada ot biçiyor, ne kadar keskin olduğunu biliyor. Yemin ederim dünyanın hangi nimeti böyle değil? Hangi nimeti böyle değil? Buraya bu kan dökmeden nasıl geldim bilmiyorum ama Resulullah Efendimiz buyurdu ki altı şeyden bir tanesi idaatü demmi.
Baktınız ki kan çok basit dökülüyor yani. İnsanlar birbirini çok çabuk öldürebiliyorlar, çok basit öldürebiliyorlar. Gençler şimdi o filmleri seyrede adam öldürmeyi, hapse girmeyi bir şey zannediyorlar. Ne kadar büyük bir şey biliyor musun? Müslümanların arasında bunu görürseniz, Müslüman Müslümanı öldürüyor görürseniz bu bir. İki, ve imaretü sıbyan, çoluk çocuk idareci olduğunu görürseniz, başa geçmiş, belediye başkanı olmuş, milletvekili olmuş, bakan olmuş, bilmem ne olmuş, çoluk çocuk söz sahibi olmuş, çoluk çocuk artık büyükleri dinlemez olmuş, tamam mı? Baba sen de ne biliyorsun be? Biz biliyoruz, okul okuduk, bilmem ne yaptık falan filan. Eski zamanın çocuklarıyla şimdiki zamanın çocukları bir değil. Sizin zamanınızdakiyle şu andaki, bir de öyle diyorlar. Şu anda 20 yaşındaki çocuk 50 yaşındaki adama bedel, akıl olarak, ahlak olarak, tecrübe olarak dinletemiyorsun. Hiçbir şey dinlemiyor. Niye? De bana. Bizim çocuklar bizi niye dinlemiyor? Niye dinlemiyordur? Biz Allah'ı dinlemedik ki çocuklar bizi dinlesin. Bu birincisi. İkincisi ise helal lokma kalmadı. Tezkiretül Evliya'da Ahmet Harp Hazretleri koskoca meşayihun ullarından bu zat ya. Feridüddin Attar Hazretleri Tezkiretül Evliya'da onun meselesinden bahsediyor. Bir gün böyle uzaktan birileri gelmişler, koskoca Ahmet Harp Hazretleri gelmiş ya, bir duasını alalım, ziyaret edelim. Oturuyorlar böyle, işte onlara ikramda bulunmuş falan. Derken nara ata ata, bağıra bağıra bir genç geldi, sarhoş. İçeriye girdi ki, meğer kimmiş biliyor musun? Ahmet Harp Hazretleri'nin oğluymuş. Şaşırıyorsunuz mu siz bunlara? Siz şimdi benim oğlum olsa, yanımda ayyaş ayyaş dolaşsa, sarhoş sarhoş dolaşsa, hacıya bak hocaya. Ele verir talkını, kendi yutar salkımı falan. Böyle dersiniz. Deriz. Peki siz duymadınız mı? Peygamber çocuklarıyla hiç imtihan olmuş mu olmamış mı? Duymadınız mı ya? Adem Aleyhisselam'dan beri başladı. Olmadı mı ya bu? He? Nuh Aleyhisselam oldu, Lut Aleyhisselam oldu, Adem Aleyhisselam oldu, Yakup Aleyhisselam oldu. Olmadı mı ya? Allah dostları da imtihan olunuyor. El bela müvekkilün bil enbiya, sümmel evliya, sümmel emsel fel emsel. Belanın en büyükleri peygamberlere yazılmıştır. Sonra evliyaullah'a, Mevla'nın dostlarına. Sonra öyle, sonra öyle herkes derecesine göre böyle, takvasına göre imtihan olunur buyurdu. Ahmet Harp Hazretleri de oğluyla imtihan oldu işte. Oradaki insanlar Allah Allah cık 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 tüh 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 falan böyle içlerinden Allah Allah falan. Dedi ki şaşırmayın dedi ya, niye şaşırıyorsunuz? Efendim hani sizin gibi bir Allah dostunu niye bu çocuk sizden hiç istifade edememiş? Çocuğun suçu yok dedi, suç bizde. Çocuğun suçu yok. Biz dedi bunun annesiyle bir gün evde otururken karşıda çalgılı, çengili, vurdulu, kırdılı, sazlı, sözlü erkek kadın iç içe bir düğün yapıldı. Vur patlasın, çal oynasınlar, halaylar, horonlar. Yemek de dağıttılar düğünlerde. Şimdiki düğün salonlarındaki pastalar gibi. Hele ziyan olmasın, götürelim çoluk çocuk yesin. Alma. Tamam mı? Bize de getirdiler, kapıyı çaldılar. Dediler ki ya bu yemek israf olmasın. Yemeğin israfının haramlığını düşünüyordu insanoğlu. Orada o kadar haram işlemiş onu düşünmüyor. Sokaklarda millete bundan yer misiniz? Domuz etinden salam diyorlar. Oo hayatta yemem. O kadar haram yiyorsun bunu yemiyorsun. Ne yapsın hocam? Onu da o zaman yesin mi? Ya yemesin ama bunu yemediği gibi diğerlerini de yemesin ya. Öyle değil mi? O haram da bunlar haram değil mi? Efe tü'minûne bi bâzıl kitâbi ve tekfirûne bi bâzı. Siz bu kitabın bazısına inanıyorsunuz da bazısına inanmıyorsunuz mu ya? Tamamına inanın bunun. Haramlar, helaller belli. Tamamına haram de haramların. Allah Allah.
Biz de diyor o işte komşudan gelen o düğün pilavını neyse artık yedik yemeği. Ya bu yemekten bize öyle bir kasvet geldi, öyle bir ağırlık geldi ki ben diyor o gece kalkıp da diyor her gece yapmış olduğum teheccüdü, zikrimi, işte ezkarımı tam manasıyla yapamadım diyor yani. O kadar ağırlık çöktü diyor. Ve diyor o gece diyor işte annesiyle beraber olduk. Bu çocuk o gün o yediğimiz yemekten oldu diyor. Anladık mı? Şu yemenin o kadar büyük etkisi var ki geçen Bedai'u Zuhur fi ve Vaki'u Duhur isimli bir kitap var. Oradan okuyoruz. Orada geçti. Salih Aleyhisselam'ın babası annesiyle beraber olmadan önce senelerce şeyde kaldı. Günlerce bir mağaraya çekildi. Haramlardan, şüphelilerden vesaire uzak kaldı. Ondan sonra annesiyle beraber olduktan sonra Salih Aleyhisselam doğdu. Aynısı Abdülkadir Gucduvani Hazretleri'nin babasında da o aynısı. 40 gün böyle inzivaya çekildi. Gözünü muhafaza etti, kulağını muhafaza etti, dilini muhafaza etti, yediklerine dikkat etti. Ya bir zat vardı. Seyyidam Muhyiddin Cezeri rahmetullah. O hayatta zaten diyebiliyorum. Efendi Hazretlerimizin ahiretliği. Adıyaman'dan buraya geldiydi bizim Şerif amcayla. Hocam dedi ya Allah Allah ne kadar takva bir insan dedi ya. Gerçekten böyle iki büklüm olmuş zaten. Dedi ki hocam Adıyaman'dan hanımına çörek yaptırmış. Kadına da abdestli yaptırıyor onu. Onu böyle ıslayıp ıslayıp yiyor zaten. Şimdiki ekmekler gibi ye ye çöpe at kaldıysa haşa. Siz yapmazsınız öyle bir şey de. Öyle de değil. Bir tek o yanında bir katı kalmış onları yiyor. Niye biliyor musun? Şüphelilerden, haramlardan uzak durayım diye. Bizimki gibi hadi yolda Adıyaman'dan gelirken şurada bir duralım bakayım. Buranın yemeği güzeldir. Hadi oradan da yiyelim. Yapan Müslüman mı, gayrimüslim mi, nasıl yapmış, itikadı nedir, Allah'a küfür ediyor mu, peygambere küfür ediyor mu, haşa sümme haşa. Umurumuzda değil. Rahmetli Hızır Efendi, hocam anlatıyor, Adıyaman'a şeye, Adapazarı'na diyor şeye gittik, Emri bil Maruf'a gittik Adapazarı'na. Bize işte sofra getirdiler, önümüze yoğurt koydular, manda yoğurdu. Hızır Efendi dedi ki, ben yemeyeyim. Niye? Demiş, şimdi bu manda kim bilir nerelerde otlandı. Kimin bağından, bahçesinden ot kopardı? Bilemeyiz ki. O da süt oluyor. O sütü de biz yiyoruz. Sonra bizim halimiz ne olur? Efendi Hazretlerimizin çocukluğu gibi. Efendi Hazretleri çocukluğunda hayvanlara çobanlık yapıyor. Bir gün annesine dedi ki, anne dedi, şu ineğin sütünü sağıyorsun, onu götürüyorsun, amcam bile sütü teslim ediyorsun. Ne oldu oğlum? Ben dedi bugün bunları otlatırken, ha bu inek dedi gitti, amcamgilin bahçesinden ot kopardı dedi, tamam mı? Oradan biraz otladı. Gördüm ettim ama iş işten geçti. Git o sütü dedi, sağ o hayvanın sütünü amcamgile ver. Rahmetullahi aleyha annemiz sütü sağıyor, götürüyor. Yenge hanım diyor ki, estağfurullah diyor ya, süt de inek de Mahmud'a diyor, helal olsun diyor ya kuddisi sırru. Geliyor şimdi Efendi Hazretlerimizin annesi. Bakıyor ki Efendi Hazretleri annesi sütle gelmiş. Diyor ki niye sütü getirmedin? Vermedin. Niye geri getirdin? Dedi ki yengem böyle böyle söyledi. Anne dedi sen o sütü kabul etmeyeceksin. Daha o yaşında. Sen o sütü kabul etmeyeceksin. Niye? O evde bir tek yengem yaşamıyor ki. Amcam var, onların çocukları var. Hepsinin hakkı bu. Getirdi onu zorla bıraktırdı. Ondan sonra bu hadiseden sonra kendisi bir daha ne yapmış biliyor musun? Allah Allah. Bir yandan o hayvanları otluğa götürdüğü zaman hayvanların ağzına çuval dikmiş. Geri getirirken otlamadan başkasının tarlasına dadanmasın, bahçesinden ot koparmasın diye o ineklerin ağızlarına ağızlık dikmiş. O yaşta
Hocam dedi ki Hızır Efendi'nin yerinde biz manda yoğurdu mu? Aa, manda yoğurdu da iyidir hele, getir bakayım kaşık kaşık gitsin. Bizim iş sakat. Vallahi bizim iş sakat. Allah halimize acıyor. Yeminle Allah halimize acıyor. Bu kadar şimdi bu bakkal öteberisi nasıl yapıldığı belli değil. Haram, helal karıştı. Ondan sonra çoluk, çocuk, büyük, küçük, erkek, kadın hepsi birbirine karıştı. Bak gördünüz mü? Onlar karışınca herkes birbirine karıştı. Bizim halimiz yaman. Allah bize etmeden toz duman. Mevla Teala Hazretleri tövbeye muvaffak eylesin. Amin Allah'ım. Bu işlere de biraz gayretli olmaya muvaffak eylesin. Amin. İşin her tarafından konuştuk herhalde sanki. Bir yandan yani biraz kalından inceye doğru indik gibi ama bir de şu var yani, ölümü gösterip sıtmaya razı edelim yani. Bak iş bu kadar ince. Biz nelerden bahsediyoruz? Sen bize içkiden bahsediyorsun ya. Sarhoşluk verici maddelerden bahsediyorsun. İş bu kadar ince. Buyurdu ki devamında altı şeyi iste, altı şey geldiği zaman başınıza o zaman ölümü isteyin. Bunlardan bir tanesi ve kefretü şurat. Polislerin çoğaldığı zamanı görürseniz inzibatların, güvenliği sağlamaya çalışanların çoğaldığını görürseniz o zaman ölümü isteyin. De hele bakayım size soracağım. Kim diyecek? Niye böyle buyurdu Resulullah Efendimiz? Söyleyin bakayım. Kim söyleyecek? Bu neyin işareti? Söyleyin. Kopya verdim. He? Arsızlık, hırsızlık. Her şeyin çoğaldığının alameti değil mi? Bir yerde polis niye çoğalır ya? Kimdi o bir tane öldürüldü ya, George Kennedy. Amerikan başkanı. Bilmiyorum onun iman etti falan filan diyorlar ama Allah bilir yani. Biz ne bilelim? Doğru veya yanlış. Bu adam demiş ki o eskiden de daha çok sokaklar karışık ya. Biz demişler güvenliği iki şeyle sağlayabiliriz. Bu adam öyle demiş. Ne demiş? Bir, halkın %50'sinin başına polis yapacağız demiş. %50'sinin başına polis yapacağız. %50'sini kontrol edecek. Peki bu çıkış yolu mu? Değil ha. Bu Suriye'deki karışıklık çıkmadan önce orada okumaya giden benim tanıdığım bir arkadaşım dedi ki hocam dedi iki kişi böyle yan yana oturup konuşamıyordu dedi. Muhaberat vardı. İki kardeş şimdi seninle bir şey konuşuyoruz. Ben korkuyorum sana bir şey konuşmaya. Niye biliyor musun? Belki ya muhaberattansın. İspiyonculuk almış başını gitmiş. Adam kardeşinden korkuyor. Bak %50'sinin başına muhaberat yapsan, ispiyoncu yapsan, polis yapsan, güvenlik yapsan, insan nefsidir. Mahkumiyete fazla gelmez. Özgürlüğü ister. Bu da iç karışıklığa sebep olur bir yerde, tamam mı? O da demiş ki, bu bizi bir müddet götürür. %50'sinin başına inzibat, polis, muhaberat yapmak demiş. İkincisi ise demiş, en garantisi. Nedir o? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu ayetleri, söylemiş olduğu hadisleri tatbik edeceğiz. Bunun başka çaresi yok demiş. Herkes anlıyor bu işi. Bizim rahmetli Şehit Bayram Hoca öyle derdi. Hans anladı da Hasan anlamadı derdi, biliyor musun? Vallahi biz anlamadık ha. Ama deyin bakayım, bu akşam o kadar şey konuştuk da deyin bana, hangi haram insana huzur getirmiş? Aha işte bak. Polisler çoğaldıysa bu iş sıkıntı demektir. Ve imaretü süfeha, ahmak insanlar başa geçtiği zaman bakıyorsun adamın liyakati yok. Adamın tecrübesi yok. Adamın okumuşluğu yok. Adamın gün görmüşlüğü yok. Adamda danışmanlık yok. Ben her şeyi ben biliyorum. Ya bu işin bir pratiği, bir teorisi var. Ben oto tamircisiyim ha. Yıllarca yaptım bu işi. Bize geliyordu böyle stajyerler. Allah Allah. Bu yarın bir gün bizim başımıza geçecek bu çocuk. Ben mesela diyelim bir serviste çalışsam. Bu gelip benim başıma beyaz yaka bana emir verecek mesela şimdi. Öyle stajyer gelmiş bize. Kitap üzerinde bir şeyler okumuş ama
O iş öyle olmuyor. Tamam mı? Kitap üzerinde sana bir şeyler öğretir. Araba şöyle çalışır. 1, 3, 4, 2. İşte şöyle şöyle ateşler. Tamam mı? Böyle söyler. İşte eksantrik mili, işte grank mili, işte itecekler, işte üst silindir kapağı, işte yok sivop kapağı, şöyledir, böyledir, bir şeyleri gösterir. Sivop kapak contası nasıl değişir göstermez. Silindir kapak contası nasıl değişir göstermez. Sivop ayarı nasıl yapılır göstermez. Tamam mı? Şimdi gerçi kalmadı. Eskiden mesela platin ayarı nasıl yapılır göstermez. Avans ayarı nasıl yapılır göstermez. Tamam mı? Geliyordu böyle. Şunu yap yapamaz. Bunu yap yapamaz. Şimdi bu adam milletin başına geçecek yarın bir gün. Tamam mı? Pratik, teorik. İş teorikteki gibi olmuyor. Bu da bak, bu da şimdi diyor ki ben diyor bu işin diyor kitabını okumuşum diyor. Sizden mi öğreneceğim diyor. Bizi küçümsüyor mesela. Ama bu iş öyle olmaz ki. Bak ne buyurdu? Ve imaretü's süfeha. Sefihler insanların başına geçtiği zaman, işi bilmeyenler başa geçtiği zaman, bir de ben senden üstünüm diyerek akıl verdiği zaman, işte o zaman var ya böyle bir ortamda yaşanmaz, Allah'tan ölümü temenni edin. Düşünün böyle bir ortamda yaşanır mı? Bak şimdi şunları toplayacağım en sonunda. Sonra ve bey'ul hüküm, hüküm satıldığı zaman ne demek? Mahkemeye gidiyorsun, haklısın, haksız oluyorsun. Öyle mi? Adam geliyor icabında, senin yerini mahkeme kararıyla elinden alabiliyor. Veyahut da adam başka birisinin kanına girmiş, hakime savcıya para yedirip, hadi bakayım hükmü satabiliyor veyahut da cezanı düşürtülebiliyor. Tamam mı? Hüküm satılıyor. Her yerde böyle. Zengine zenginliğinden dolayı tevazu gösteriyor. Boşuna buyurmadı Resulullah Efendimiz. Men tevazaa li ganiyyin li ghinahu zehebe sulutu dinihi. Kim bir zengine zenginliğinden dolayı tevazu gösterir, ayrıcalık tanırsa sensin abi. Tamam beyefendi, sizin işlerinizi hallederiz. Böyle bir özellik tanıyor ona. Onun acısı fazla olmaz. Beni İsrail de böyle yapmıştı biliyor musunuz mu? Mevla Teala Hazretleri o yüzden onlara buyurdu ki وَلَا تَشْتَرُوا بِيَيَاتِ يَثَمَنًا قَل۪يلًا. Alimler bozulduydu. Benim ayetlerimi çok ucuz paya satmayın. Ucuz şeylere satıyorsunuz. Beni İsrail'in alimleri öyle yaptıydı. Şimdi alimlerin o kadar pek bir şeyi kalmadı. Aslında İslam'da alim demek ne demek biliyor musun? Bakan, kadı, hakim. Hakim demek. Şimdi ne? Kıldır beşi al maaşı diyerek alay ettikleri insanlar. Cenaze yıkayıcısı. Ölü gömücü. Lan sen ölmeyecek misin? Seni gömmeyecekler mi? Sen bu hocanın eline düşmeyecek misin ya? İnsanın en muhtaç olduğu zaman o zaman. El-meyyitükel gariq yentegrü daveten mülhakaten min ebine ev-ümine min sadikihi. Denizde boğulan gibidir diyor ya. En muhtaç olduğu zamandır. Bir dua bekler diyor. Tabii hocanın sadece görevi o değil. Normalde mesela şu anda hakimlik hocaların görevidir. İslam şeriatına göre, Allah'ın ayetine, hadisine göre hükmedecek. Bilmesi lazım. İşte bakıyorsunuz ki ve bey'ul hüküm, hüküm satılıyorsa burada da ölümü temenni edebilirsiniz. Sonra وَنَشْءٌ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِرَ. Bakıyorsunuz insanlar Kur'an'ı çalgı aleti gibi dinliyorlar. Çalgı aleti. Hani adam çok güzel okuyor falan be. Ne okuyor abi? Biliyor musun ne okuduğunu? Bilmiyorsun. Bak bu hadis-i şerifin aynısı burada geçiyor. Bu kişileri farklı bir lafızla buyuruyor ki bu kişileri hocam mihraba geç buyurun. Hocam hutbeye siz çıkın. Hocam siz konuşun, siz vaaz edin. Böyle diyecekler. Adam sadece Kur'an'ı nameli okuyor. Kur'an-ı Kerim'i şarkı gibi okuyor. Ama milletin hoşuna gidiyor. Millet de öyledir biliyor musun? Aynı ayetleri bir hoca buraya çıksa, izah etse, tefsirini yapsa, bu hocayı nereden getirdiniz? Lan bir daha getirmeyin bunu be.
Neden bu? Onu yapmayın, bunu yapmayın, tokalaşmayın, içki içmeyin, şöyle yapmayın, faiz yapmayın, namazsızlık böyle beladır, şöyle haremlik selamla uymamak be. Ya bu hocaya kaldı mı biz ölmemiz lazım ya. Yok, geçmiş asırlarda bunları yapanlar ölmemişler, daha da çok yaşamışlar, daha da iyi yaşamışlar. Dünyanın dört bir tarafında yaşatmışlar. Bizde ise şey, hoca sizin kafanızda gidersek, sizin kafanızda gidersek var ya, biz millete rezil oluruz be. Öyle bir yaşantı tarzı yok. Ya ne yapacağız? Taviz vereceğiz, taviz vereceğiz. Sizin kafanızda gidersek böyle sarıklı cübbeli, sakallı, devlet dairelerine giremeyiz. Allah'ım ya Rabbim, ben giriyorum, sana ne oluyor yani, sen niye giremiyorsun? Hatta bak, bunu peyderpey hep yeri geldiği zaman söylüyorum. Kaç kere Cumhuriyet Başsavcılığına gittim, adamlardan bir tanesi bile demedi ki lan sen buraya niye böyle geliyorsun? Vallahi demedi, billahi demedi. Kaç kere Metris cezaevine gittim, oradaki gardiyanlar, askerler, polisler bir kere demedi ki sen buraya niye böyle geldin? Vallahi bir kere demedi. Bir keresinde ama şöyle oldu. Yine gittim Metris cezaevine, Cübbeli hocamın ziyaretine gidiyordum. Biz iki kişi bir girdik sarıklı cübbeli. Bir baktık ki içeride bir sürü adam var. Ne kadar kişi var diyeyim yani. Bayağı da var yani, toplanmışlar. Hepsi de bizim cemaatten. Hocalar da var içerisinde. Hem de tanıdık hocalar da var. Üstlerinde bir şalvar var, bir cübbe var. Kafa aynen böyle. Sarık bile yok. Takke de yok. Biz girdik içeriye. Aynen böyle. Cübbeli, sarıklı, kafada da takke. Kocaman sarık. Bunlar bizi gördüler, böyle tuhaf tuhaf bakıyorlar. Biz bunları gördük, bu ne böyle, takki bile yok diye biz tuhaf tuhaf bakıyoruz. Yahu dedi bunlar, siz dedi nasıl buraya böyle girdiniz dedi ya. Aha böyle dedik, elimizi kolumuzu sallayarak. Ya biz buraya gelirken sarığı çıkarttık dedi. Takkiyle geldik, sarığa laf söylerler diye adamlar takkimizi aldı dedi. Ya dedik biz de hocam, kusura bakmayın ama iyi ki de donunuzu da almadılar burada. Sen onu çıkartırsan adam sana daha fazlasını çıkarttırır. Kusura bakmayın, efendi babamız öyle buyurdu. Dedi ki ta Osmanlı zamanında baktı ki erkekler takkelerini çıkarıyorlar. Dedi ki bu kadınların dedi başlarını açmasına sebep olacak dedi. Adamlar taviz verdikçe kadınlar daha fazla taviz verir. Alimler taviz verdikçe, hocalar taviz verdikçe, sünnetten taviz verdikçe vallahi billahi tallahi bu bizi ileriye götürmeyecek, göreye getirecek. Hanımın, çoluğun, çocuğun daha beter olacak. Doğru söyleyeyim, böyle oluyor mu olmuyor mu? Bir Allah dostu öyle dedi. Ben dedi Mevla'ya itaatte miyim, isyanda mıyım nasıl anlıyorum biliyor musun? Hanım, çoluk, çocuk bana itaat ederse diyorum ki ben Mevla'ya itaat ediyorum. Ben ne zaman Mevla'ya isyan ediyorum, hanım beni dinlemiyor, çocuk beni dinlemiyor, eşim evde benim sözüm geçmiyor dedi. Ah ah. Boşuna buyurmadı Resulullah Efendimiz. El imametu izzül mümin. Şu sarık buyurdu, müminin izzetidir buyurdu. Ne demek biliyor musun? Galibiyetidir buyuruyor Efendi Hazretleri. Ululuğudur, galibiyetidir. Mevla onları galip edecek. Sarık gitti, Osmanlı'da galibiyet bitti. Fela yunzu'ul khawfu min kulubikum hatta ta'udu ila sünneti. Resulullah Efendimiz buyurdu ki siz benim sünnetime dönmedikçe kalbinizden düşman korkusu çıkmayacak. Sünnetimi yaşarsanız ancak o zaman düşmanlarınıza galip olursunuz. Bakın şimdi size bir şey söyleyeceğim. Siz de bunun herhalde mukayesesini yaparsınız. Niye hiç sünneti yaşamayan, hatta ne kadar çok bozuk olursa, hatta itikadı da bozuk olursa bu hocaları pohpohluyorlar, televizyonlara çıkarıyorlar, oraya buraya çıkarıyorlar. Niye hiç sünneti yaşayanları konuşturmuyorlar? Çünkü bunlar zararsız. Bugün gavur bile destekliyor değil mi? Gavur destekliyor. Çünkü bu zararsız. Kimseye faydası dokunmaz. Ama ehli sünnet itikadında sünneti seniyeyi aşılayan bir insan, bu öcü. Niye? Bu var ya bu.
Bunlar bizi mağlup ederler. O zaman İslam galip oluyor ya, bu kadar sarıklı cübbeli falan. Efendi Hazretleri'nin mübarek cenazesini gören şaşırdı bütün Türkiye. Bunlar nereden çıktı bu kadar sarıklı cübbeli diyorlar ya, bu kadar çarşaflı kadınlar. Halbuki neyle başladı? İstanbul'a bir geldi, şey yok, sarıklı cübbeli kimse yok, çarşaflı kimse yok. Hanımını yanına almış Zehra anneyi, kimse yok. O ondan iki adım geride geliyor. Almış yanına İsmail Ağa'ya geldiği zaman, kapı kapı dolaşıyor. O çarşamba bugün şey diyorlar, şeriat bölgesi. He? Evet. Efendi Hazretleri oradayken bir feyiz vardı. Çocukluğumda direkt hemen oraya giderdim. Hemen medrese tatile çıkınca Efendi Hazretleri'nin arkasında cuma kılmaya giderdim. Peki kolay mı oldu? Vallahi hiç kolay değil. Kimse de çarşaf yok, çarşaf. Sene 1954 zamanlarında, darbe falan yapıldığı zaman, o zaman değil mi? He? Adnan Menderes zaman ne zaman? O zamanlar mıydı? Bir Refik Tolga denilen bir tane meşhur darbecilerden bir adam İstanbul valisi oldu ya. Hangi sene o zaman? Neyse artık senesi önemli değil. Yaptığı hainlik, bak şu hainliğe bak ne yaptı. Sarıyer'de makam arabasıyla giderken sahil kenarında bir tane çarşaflı kadını gördü. Dur! Durdurdu bütün milleti, şeyi, konvoyu, makam şoförünü. Nasıl ben burada çarşaflı kadın görürüm dedi ya. İstanbul'da dedi, benim İstanbul'umda. İndi o kadıncağızın çarşafını yırttı, parçaladı. Bana bak, o kadın var ya, senin anan, senin hanımın, senin kız kardeşin, senin halan, senin teyzen. Bugün aynısı yapılsa ne yaparsın söyle bakayım bana. Çıldırırım hocam, değil mi? Bak, bu adam bu kadar çılgınca bir iş yaptı işte. Çıldırtacak bir iş yaptı. Kimsenin de kanına dokunmadı bu iş. Ama bugün bu iş neyle yapılıyor? Bugün bu iş aynısı yapılıyor ama Efendi Hazretlerimiz buyuruyor ya, bir gün diyor anamla diyor ahıra indik, bir baktım ineğin arkası bu kadar kıpkırmızı olmuş, hayvanın derisini yemiş fare. Dedim ana bu ne, kıpkırmızı olmuş orası. Dedi oğlum onu fare yemiş bu gece. Allah Allah, bu ineğin bir yerine sinek konuyor da kuyruğuyla şöyle şöyle yapıyor. Sinekleri bile kovuyor yani. Sinekten rahatsız oluyor hayvan. Bunu böyle fare kemirmiş de, bu kadar da arkası açılmış da. Sinekten rahatsız olan inek bunu duymamış mı? Dedi oğlum dedi, onu üfleye üfleye yemiş. Üfleye üfleye yemiş. Fare üflüyor, narkozu yapıyor, uyuşturuyor, orayı yiyor. Benim asker arkadaşımın babasının bacağını yemiş. Köy yerlerinde siz daha iyi bilirsiniz, eski amcalar falan daha iyi bilirsiniz. Adamın kulağını burnunu yiyor, bacağını yiyor, sağını solunu yiyor hayvan. Şu anda diyor yani Efendi Hazretleri bunu anlatırken şöyle buyuruyor. Şu anda baktılar ki o çarşafı yırttılar, mırttılar falan, bir şey olmadı. Ne yapalım biz bunları? Üfleye üfleye yiyelim. Bakıyorsun şimdi birkaç sene önce tesettürlü bildiğin bir zaman sonra açılmış, saçılmış. Ne oldu buna? Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Taviz tavizi doğurdu. Pantolon da tesettürdür ya. Bak bak nasıl başlıyor. Pantolon da tesettürdür ya. Halbuki pantolon tesettür değildir. Bol bile olsa. Tamam mı? Bol pantolon bile olsa tesettür değildir. Çünkü Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki la'anallahul müşebbihine bin nisa vel müşebbihati bir rical. Allah erkekleşen kadın, kadınlaşan erkeklere lanet etmiştir. Hocam bu hadis-i şerifi hep okurken der ki giydin o pantolonu, kadın olarak aynı lanete girdin. Erkek de aynı. Sen o pantolon olur dersin, sonra dar da olsa olur, sonra dersin ki kot da olsa olur, sonra bir bakmışsın ki bir tek burada bir başörtü kalmış, o da böyle olmuş, o da böyle olmuş, sonra derken zaten bu kadar olmuş, daha da olmasın der adam. Böyle oluyor zaten. Bitiriyorum.
Şu altı şeyi gördüğünüz zaman ölümü talep edin. Nedir o? Bunlardan bir tanesi, başka hadis-i şerifte ne biliyorsun? Sıla-i rahimi kesildiğini gördüğünüz zaman. Niye? Çünkü adam artık, adamda ana kalmamış, baba kalmamış, amca kalmamış, insanlarda itimat kalmamış. Ne buyurdu? Ahmaklar işin başına geçmiş. Adam öldürmek çok kolay olmuş. Polislerin, güvenliklerin sayısı arttırıldığı zaman, ahmak insanlar, insanların başında idareci olduğu zaman, hüküm çok rahat satıldığı zaman, sıla-i rahim kesildiği zaman artık ölümü temenni edebilirsiniz. Zira böyle bir dünyada yaşanmaz. Böyle bir dünyada yaşanmaz. Şu anda bizim durumumuz da bu. Hadi bir de diyoruz ki Gazze'yi kurtaracağız. Allah bizi kurtaracak birisini göndersin. Anladın mı? Allah bize imdad eylesin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Okuduklarımızla, dinlediklerimizle amele muvaffak eyle. Allah'ım bizi muhafaza eyle. Çoluğumuzu, çocuğumuzu muhafaza eyle. Ehlimizi muhafaza eyle. Ya Rabbi, Resulullah Efendimiz buyurdu ki Rabbi la tekilni ila nefsi darfete ayn ve la akallu minha. Allah'ım göz açayım kapayınca kadar nefsimin eline bırakma buyurdu. Hatta daha az bir sürede bile, çünkü bu kadar zamanda nefis, şeytan insanı berbat eder. Elimizden tut ya Erhamer Rahimin. Allah'ım şuradaki günahların cümlesinden bizi de, ehlimizi de, gençlerimizi de muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, ya hayren nasirin, ya hayrel fatihin. Filistin'e yardım eyle. Ya Rabbi Filistin'e imdad eyle. Ya Rabbi Gazze'ye yardım eyle. Ya Rabbi Doğu Türkistan'a yardım eyle. Suriye'ye yardım eyle. Mısır'a yardım eyle. Irak'a yardım eyle. Myanmar'a yardım eyle. Dünyanın bütün muhtelif beldelerindeki mazlum müminlere imdad eyle. Allah'ım buraların tekrar ehli sünnete iadesini nasibi müessir eyle. Ya Erhamer Rahim şu güzide vatanımıza da imdad eyle. Tarikatta, şeriatta bütün dünyaya önder eyle. Ya Erhamer Rahim. Okuyanlara yardım eyle. Okutanlara yardım eyle. Medreselerimizin sayısını müzdad eyle. Uzaktan yakından gelen şu cemaatimizin ne hayır umdukları varsa umduklarına nail eyle. Korktuklarından emin eyle. Ya Rabbi çoluğumuzu, çocuğumuzu, gözlerimize ışık, gönüllerimize surur kaynağı eyle. Kaymaktan, caymaktan, dökülmekten, sökülmekten ya Rabbi sapmaktan, sapıttırmaktan muhafaza eyle. Anne babalarımızı affeyleyip tarafımızdan memnun eyle. Cümle ehli hukuku bizden razı eyle. Allah'ım şuradaki kullarının ne hayır muratları varsa ihsan eyle. İşi olmayanlara hayırlı iş, eşi olmayanlara hayırlı eş, aşı olmayanları da helalinden merzuk eyle. Afatı semaviyeden ve aradiyeden gelecek her türlü afatlardan muhafaza eyle. İşlerimize bereket ihsan eyle. Kasalarımıza, keselerimize bereket ihsan eyle. Ya Erhamer Rahimin imanı kamil hüsnü hatimeyle bu dünyadan göçebilmeyi ihsan eyle. Ömrümüzün en hayırlı anını son anımız eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.